9 Ağustos 2021 Pazartesi günündeyiz arkadaşlar. Ben Kors Kalıdır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Arkadaşlar ben işbaşı yaptım bugün. Zor oldu. Benim galiba hep çalışmam lazım ya. Çalışınca kafa olarak daha iyi oluyorum. Yani yine yoruluyorum ama kafa olarak en azından biraz daha iyi oluyorum. 15 gün tatil yapıyorsun. Yok 3 gün kaldı. Yok 2 gün kaldı. Yok bitmesine 1 gün kaldı diye böyle sinir stres oluyorsun. En azından çalışırken günün belli bir bölümünde Türkiye'de olup bitenden haberdar olmuyorsun. O da güzel. O zaman ben Sesli Gazete'ye geçeyim. Sesli Gazete'yi bu sefer kısa tutmaya çalışacağım. Çok iğrenç haberler var. Çok iğrenç. Bakalım kısa tutabilecek miyim? Siz de bir like atıverin. Arkadaşlar 2 gün önce Clubhouse denen bir platform var biliyorsunuz. Orada 3-5 tane it kopuk AKP'li bir araya gelmişler. Her zaman olduğu gibi vatanı milleti kurtarmaya çalışıyorlar. Bir soykırım nasıl yapılır, nasıl yapılması gerektiğiyle alakalı nazicilik oynuyorlar. Bunun üzerine felsefi, çok deruni konuşmalar gerçekleştiriyorlar. Normalde bir ülkede böyle bir konuşma olsa o ülkenin ayağa kalkması lazım. Binlerce insanın sokaklara dökülüp yürüyüş yapması lazım. Fransa'da öyle oluyor. Şimdi Türkiye'de bunlar ödüllendirildiği için, yani al sana ödül diye olmasa bile, ki öyle olanlar da var biliyorsunuz, cezasız kalarak, cezalandırmayarak zaten bir ödül veriyorsun bunlara ve bu küstahlığı, bu gücü de adamlar buradan alıyorlar. Daha önce de biliyorsunuz Türk televizyonlarında yaptığı katliamları ballandıra ballandıra anlatanlar, Bahçeli Evler katliamını, Cem Küçük işte çıkıp bu adamları yakaladığın zaman şöyle şöyle yapacaksın, bak İsrail nasıl yapıyor, şu teknikle işte sallandıracaksın, öldüreceksin, geberteceksin, korkutacaksın gibi. Veya işte onun Noyan denen bir kadın vardı, işte biz Zula'mızı yaptık, hazırladık, bir daha böyle bir şeye başvururlarsa işte biz listeler elimizde var filan gibi. Bunların hiçbirine ne soruşturma açıldı, ne bir şey oldu, hiçbir şey olmadı. Bu şey grubundaki, bu Clubhouse grubunda, bu işte o sayfayı yönetenlerden bir tanesinin bildiğin Tayyip'le fotoğrafları var adamın. Şimdi bunun içerisinde başka bir adam var, akademisyen. Adam da bugün atmış, tweet atmış bir tane. Ben o konuşan ben değildim demiş. Sen değildin pezemek söyledin mi? Böyle şeyler söylemeyin arkadaşlar, yani bu nefret suçuna girer falan gibi. Yok söylememiş. İşte orada konuşulan şeyler, işte daha önce köpekleri zehirlediğimiz gibi bunları da itlaf edelim. Devlete yük olmayacak şekilde ucuz zehir kullanalım. Kahraman bir aşçının bir şişe zehrine bakar bunlar falan gibi böyle. İğrenç 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 ötesi. Bildiğin soykırım suçu arkadaşlar. Bu tip görüşte olan insanları Avrupa'da mesela işte Fransa'da filan böyle yasa dışı illegal Nazi örgütleri vardır. İllegaldir ama işte gazeteci bir işte gizli kamera filan takar, onların içerisine girer. Orada neler konuşulduğunu filan görürsün o röportajda. Aha işte bu. Bunları Türkiye'de açıktan söylüyor bu adamlar. Bildiğin açıktan ifşa ediyorlar. Yok işte zaten o kadar, yani zulüm zaten arşa ulaşmış. İnsanlar helikopterlerden atılıyor. Çoluk çocuk hapse giriyor. Plastik sandalyede insanlar ölüyor hücresinde o ülkede. Ve bu onları kesmiyor. Daha çok zulüm istiyor bu adamlar. İşte şey, devlete yük oluyorlarmış. Ulan hapishanelerde insanlar elektrik su faturasını veriyor ya. Vallahi Türkiye'de hapishanelerde mahkumlar elektrik ve su faturası veriyorlar arkadaşlar. Şimdi bunlar olurken tabii işte AKP bunları biliyorsunuz görmezden geliyor bilerek. Bunlar daha çok bu nefret suçunu yaysınlar diye. Hilal Kaplan diye bir şerefsiz bir kadın var biliyorsunuz. Bu artık kadın da diyemiyorum ya. Gerçekten yani şunun yazdıklarını, bu kadını gördüğüm zaman gerçek manada kusasım geliyor. Kadın diyor ki yan gelip yatmak bir yana. Bu da, ilk önce ona geleyim. Birisi bir tweet atıyor. 3-5 it kopuk dedim ya, onlardan bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum. Emre Efser denen bir it.
Diyor ki eğer masumları katleden FETÖ'cü alçakların cezaevinde yan gelip yatmaları zorunuza gitmiyorsa, acı içinde kıvranarak ölmeleri gerektiğini düşünmüyorsanız inandığınız değerleri bir sorgulayın diyor. Yani bunların inandıkları değerler bugün Tayyiban olur. Yarın işte rejim değişir, sistem değişir, başka birileri olur. Yani inandıkları şey bu, değerler bunlar bu adamların. Hilal Kaplan buna cevap veriyor. Diyor ki yan gelip yatmak bir yana, kahverengi tulum bile giydirilemedi. Bak sen tek tip tulum giydirmek istiyormuş, giydirilememiş ve bundan dert yanıyor kadın. Hangisi bunların, bu insanlardan hangisi düzgün bir şekilde yargılandı onu bile sormuyor. Onu geçtim zaten, onu sormaz da. Lan bir kişi düzgün yargılanmamış, yargılaması yapılmamış. Şimdi bak, takım elbise giyip saygın pozlarda geldiler mahkemelere. Acırsan acınacak hale gelirsin. Ulan biz senden acıma mı bekliyoruz lan? Hukuku uygulasan hiçbir şey yapamayacağını biliyorsun. Sanki biz bunlardan acıma bekliyoruz. Acıyın bize ne olur filan gibi böyle. Acıyın o insanlara. Acıyın o muhaliflere filan. Siz kimsiniz ulan siz? Yani kimsiniz siz? Kimsiniz ki biz sizden acıma bekleyelim? Her gün aldığım ölüm tehditlerini de haber yapsınlar. Bir gün çok duyarlarsa. Her gün haber. Hiç ölüm tehdidi alan birine benziyor mu Allah aşkına? Yani buna yani Natalia Avazyan, evet. Natalia Avazyan sadece attığı, bununla ilgili attığı tweetlerden dolayı karakola çağrıldı ya. Yani gerçekten bir ölüm tehdidi alsa, ölüm tehdidi yapacak kişinin başına neler gelir düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu kadın, Hilal Kaplan, TRT Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlar. TRT Yönetim Kurulu üyesi mi? Oraya biliyorsunuz Tayyip bunu atadı bir ay önce falan. Türkiye, benim için fiilen Türkiye Cumhuriyeti zaten bitmiştir. Yok yani artık kurumlarıyla falan artık oradan çıkan hiçbir kararı ben tanımıyorum. Yok öyle bir, yani fiilen AKP Türkiye Cumhuriyeti'ni bitirdi. Bazen şimdi böyle bir tartışma oluyor. İşte devlet ayrı, hükümet ayrı filan diye. Doğru. Demokrasilerde devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Ama böyle otoriter, baskıcı, diktatör rejimlerde devlet de hükümet de birdir. Bir fark yoktur yani. Tek bir adamın ağzından çıkar. Ya dolayısıyla bu adamların, ne söyleyeceğimi unuttum. Çünkü çok sinirim bozuldu. TRT Yönetim Kurulu'nda ve hani ben bir kendime çeki düzen vereyim artık, TRT Yönetim Kurulu'ndayım. Artık böyle şeyler söylemeyeyim filan gibi bir şey böyle bir şey bile yapmıyor yani kadın. Hala devam ediyor. Çünkü artık devletin ne kadar kurumu varsa onları işlevsiz hale getirdiler. Ve bildiğin nefret suçu, kin suçu, işte soykırım suçu artık devletin bir politikası oldu. Bununla alakalı da başka söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum. Allah belanızı versin bir kez daha. Ne diyeyim ya, aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Moralim de bozuldu zaten. Neyse, başka bir haber var mı, ben ona bakayım. A Haber'de bir spor programı arkadaşlar. Yorumcu konuşurken 25 saniyelik bir kesit var. Orada diyor ki bir adam var diyor. Türkiye'de futbolun şeklini değiştirdi diyor ama biz onun ismini söyleyemeyiz. İsmini söylememiz yasak diyor. Hakan Şükür'den bahsediyor. Şimdi demin Hilal Kaplan ne demişti? Acırsanız acınacak hale gelirsiniz diye. İşte acınacak haldeler. Acınacak haldeler. Hakan Şükür'ün adını söyleyemeyecek kıvamda olmak acınacak halde olmak demektir. Oğlum siz ayırt edemiyor musunuz bazı şeyleri? Bunun ismini söylemenin yasak olduğunu size kim dikte etti? Ve bu size dikte edilirken ya saçmalama ya. Saçmalama dedin mi demedin. Ha işte böyle acınacak halde kıvranıp durursunuz. Diyanete devredilen botanik bahçe bakımsızlıktan kurumuş arkadaşlar. O bakımsızlıktan değildir o. Cenabetlikten kurumuştur. Evet, cenabetlikten. Yani ne bekliyordunuz ki? Yani yaşayan hiçbir şeye, hiçbir canlıya su verme, yaşatma gibi bir düsturları yok adamların. Yok öyle bir şey. Botanik bahçesi kurur mu ya? Yani kurutman için kastın olması lazım.
6 bakanlığından fazla bütçe alacaksın ama botanik bahçesini kurutacaksın. Ondan sonra da cuma hutbesinde yağmur duasına çıkacaksın. Bu sizin şeyinizden bu. Lanetinizden yani. Yani ülkenin başında bir musibet varsa AKP'nin yüzünden. Bakan kurum bir gün muhabirine çıkışmış, demiş ki gazeteci olsan da çekim yapamazsın demiş. He, ne olması lazım çekim yapabilmesi için? A Haber muhabiri olması lazım. Çekim yapamazsın diyor ya. Yani bir de gazeteciye ne yapıp ne yapmaması gerektiğini öğretiyor. Hulusi Kokar, Afganistan'daki havalimanına talibiz demiş. Bunlar bir şey imzaladılar. Bunların şimdi bir karın ağrısı var. Amerika, ya Amerika'ya şirin gözükmek için böyle bir konsesyon, böyle bir ödün verdiler bir şeyden. Veya karşılığında biz havalimanını alalım. Tamam, beşer bin, beşer bin, onar bin, onar bin de 500 bine kadar Afgan mülteci alırız filan gibi bir şey. Anlaşmışlar da olabilir. Bu arada Taliban ciddi bir aktifleşmeye başladı orada. Kuzeyde bazı şehirleri, önemli şehirleri ele geçirmiş. Hapishanelerde ne kadar tecavüzcü bilmem neci varsa onların hepsini salmış. Şimdi Taliban'la Tayyiban birbirine çok yakındı. Birbirlerine iltifatta bulundular biliyorsunuz. Zaten Tayyiban rejimi de hiçbir tecavüzcüyü hapse sokmaz yani. Taliban da hapistekileri çıkarmış. Yani gerçekten ortak noktaları çok fazla. Yani yine çıktı bu karşıma. Vallahi bu Clubhouse meselesi aralarda da var. Ya işte bu Clubhouse meselesinde arkadaşlar, demin onu söyleyecektim, unuttum yani sinirimden. Türkiye'de mesela işte Sedat Peker, onun bir iki haberi de var. Sedat Peker'in tweetleriyle alakalı böyle bir saatlik, iki saatlik analizler yapılıyor. İşte Can Ataklılar, bilmem Halk TV'ler, şunlar bunlar işte. Ondan sonra savcı yok mu bilmem ne. Ulan nereden bulacaksın savcıyı, hakimi? Sen hangi ülkede yaşadığını bilmiyor musun ya? Ulan o ülkede soykırım suçu, nefret suçu, serbest suç olmaktan çıkmış. Sen ne istiyorsun? Yani ne olsun istiyorsun? Yani sen en ufak bir hak ihlalinde muhalifler bir olamıyorsa Sedat Peker'in tweetlerinden sonra savcılar harekete mi geçecek yani? Odun Bakanı Pakdemirli Muğla'da konuşuyor. Yunanistan'ın uçak talebi var. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız. Hani uçağın yoktu. Gerizekalı adam. Uçağımız yok diyordu. Neyini vereceksin? Görünmeyen uçak yollu oraya. Biz de görünmeyen uçak yaptık. Yollayacağız biz sizi ama siz göremeyeceksiniz ama uçaklarımız orada olacak filan de onlara. İnanırlarsa. Akkoyunlar inanır. Yunanlar inanır mı bilmiyorum. Mustafa Sarıgül demiş ki şu an yangınlarla ilgili eksiklikleri, sorunları konuşmanın zamanı değil demiş. Ne zaman konuşalım? Ne zaman istiyorsun sen? Bir sene, üç sene sonra konuşalım istersen. Ya sen keyfini ne bozuyorsun ya? Ya siktir et, senin moralinin bozulmasın yeter ki ya. Konuşmayız, olur biter ya, ne olacak? Yani sanki Türkiye'de de bir tek o sorun kalmıştı yani. Odun Bakanı, düşmanına bile iyi davranan bir ecdadın evlatlarıyız. Ulan ne alakası var? Ecdatla mecdatla ne alakası var? Orman yangını var. Adam neden bahsediyor bize ya? Şu anda morale ihtiyacımız var. Siyaset yapacak başka alan bulun. Yapma ya. Niye? Ya siz istediğiniz zaman hemen siyasette bir alan bulunuyor. Nedense siz eleştirilebilir olduğunuz zaman siyaset yapılmasını istiyorsunuz. Yangınlardan sonra yapıcı eleştirilere açık olacağız. Şimdi birlik zamanı. Ah canım benim. Ne kadar sıçıp batırsalar ne zaman böyle bir birlik zamanı akıllarına geliyor nedense. Bu arada bu dediği şey var ya, düşmanına bile iyi davranan bir ecdadın evlatlarıyız. Geçen işte Kırgızistan'dan kaçırılan bir öğretmen vardı biliyorsunuz. İşkence gören Orhan İnandı'nın kolunda 3 kırık var. 2 aydır sağ kolunu kullanamıyor. Düşmanına bile. Yani kendilerine düşman olduğu zaman onları düşman kategorisine bile almıyor adamlar.
Onlara soykırım yapılması lazım. Düşman bile değil onlar. Böyle bir kafa yaşıyor bu adamlar. Yani Orhan İnan da sadece bir örnek. Sadece bir örnek. Düğündeki şarkıcıya Erdoğan'a hakaret davası açtılar. Suriyeli şarkıcı Ali El Dayek, Hatay'da bir düğünde damadın babasına söylediği "Erdoğan nerede?" sözleri AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret sayılarak düğüne soruşturma açıldı. Erdoğan nerede? Yani Erdoğan nerede demek Erdoğan'a hakaret oluyormuş arkadaşlar. Dayek'in "Biz buradayız, Erdoğan nerede?" diye slogan attırdığı iddia edilirken yapılan incelemede slogan atılmadığı belirlendi. Şimdi bu yalanı körükleyen Türkiye gazetesinden arkadaşlar, güya bir gazeteci, eskiden El Cezire'de falan çalışmış bir adam bu. Bu Türkiye gazetesinin bu yazarı bildiğin DAEŞ'li. Bildiğin işte DAEŞ'in şeyine gitmiş arkadaşlar, Suriye'de IŞİD ile yaşadıklarım. Kendi şahsım adına Irak Şam İslam Devleti saflarında zalim Esed rejimine karşı savaşan kardeşlerimle diğer cihat ehlini eşit görmeyi sürdürerek ve Allah'a ve Resul'e inananlar için yenilgi olmadığını bilerek zaferleri adına dua etmeye ve destek olmaya devam edeceğim. Yılmaz Bilgen. Ve bu adam Türkiye gazetesinde yazıyor. Şimdi biraz daha iyi anlıyoruz. Hemen hemen 2-3 sesli gazetede bir burada işte serbest kalan DAEŞ'liler falan onlardan bahsediyoruz biliyorsunuz. Nedenini anladık. Adamın zaten fotoğraflarından falan da bildiğin bir DAEŞ'li adam. Yani bu Suriyeli şarkıcı, türkücü olayında da işin özü o arkadaşlar. AKP MKYK üyesi yangın alanından poz verdi. Söndürüyormuş gibi çek bampa. Çok iyi ya. Hakikaten ya, mesela işte bu Pakdemirli'nin odun bakanı diyoruz ya biz buna. Yani şimdi bazen orman kanunları diye böyle bir hani pejoratif, küçümseyici bir tabir vardır. Ülke kabile gibi orman kanunlarıyla yönetiliyor filan. Ulan orman kanunlarıyla bile yönetilse o ülke, en azından ormanların korunması için bir şeyler yapar yani. Yok, o da yok yani. Orman kanunlarıyla bile yönetilmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti, AKP devleti. Diyanet Sen toplu sözleşme taleplerini açıklamış. Allah Allah. İmama nikah başına 100 TL, Diyanet TV çalışanlarına basın kartı demiş. Diplomatik pasaport da verin bunlara tabii. Hatta namaz başına prim verilsin. Bence en iyisi o yani. Yani akıyorken doldursunlar. Onlar da boş geçmesin. Sedat Peker, Ümitcan Uygun'un kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor. Burhan kuzusu bilmem nesi, zindaştisi, zindaştinin yanında o bir kadın varmış. Azeri İranlı mıymış, İranlı mıymış ne? Bütün fotoğraflarda var. Özlem, neydi o kadının adı, çıplak arama yok diyen. İsmi batsın. Özlem Zengin. Herkesle fotoğraf var. Emine Erdoğan'la falan. Böyle bir karanlık karanlık tipler yani. Kimse bunların hesabını soramıyor, sorulmuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunların artık birbirlerini yemesini beklemekten başka bir çaremiz yok gibi geliyor bazen. Bu adamın da, bu Ümitcan Uygun şimdi tekrar gözaltına alındı. Başka bir kızı daha öldürmüş. Lan adamın babasının Soylu'yla bilmem neyle fotoğrafları var. Soylu'nun zaten bütün suçlularla var zaten. Şimdi eskiden hani böyle bir bürokratın çocuğu falan olduğu zaman hani şımarık olurdu. Tabii en kötü gözümüze batan şımarık olurdu. Zengin çocuğu falan denirdi. Lan şimdiki bakıyorsun Ümitcan Uygun denen bu ite bakıyorsun. Lan çocuk konuşmayı bilmiyor. Yani bildiğin sokakta doğurmuşlar. Sokakta büyümüş o çocuk. Yani bu seviye nasıl bu hale geldi, değil mi? Çok enteresan. Ahmet Hakan demiş ki bu Ümitcan Uygun'la alakalı. Ümitcan isminde bir afacanlık tınısı var. Haliyle böyle sevimli kılıyor onu.
biz Ümitcan demeyeceğiz, işte geçen günkü katil diyeceğiz. Yani öyle telaffuz edeceğiz onunla alakalı bir haber çıktığı zaman diye bir şey yazmış gazetede, Hürriyet gazetesinde. Şimdi mesela Ahmet Hakan isminde de var. Ama Ahmet Hakan isminde bir puşluk var. Dolayısıyla biz Ahmet Hakan demiyoruz mesela, yavşak diyoruz. Biz yavşak der demez herkesin aklında, zihninde otomatik olarak sen canlanıyorsun. Emekli amiral Cihat Yaycı. Cihat Yağcı. Yağcı olacak. Yangınlara iklim değişikliği demek PKK ve FETÖ'nün söylemidir diyor adam. Video var ha. Videoda konuşuyor yani. Yok lan gerizekalı, yangınlar berekettir. Tabii. İnşallah senin evin barkında yanar da ülke biraz daha bereketlenir. O sen ilk önce şeylerin hesabını ver, o neydi o adamın adı? O otelde kaldı ya, adama Rolex'ler vermişler, bilmem neler vermişler böyle. Sen ilk önce onların hesabını ver. MHP'li bir, ne bu, milletvekili mi? Ahmet Yiğit Yıldırım. Ha, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanıymış. Eğitim ve kültür. Olmayan iki şeyin vakfını kurmuş herifler. Bir kampanya başlatmışlar arkadaşlar. Yangın zedeler için yardım kampanyası. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin başlatmış olduğu yangınlarda. Virgül yok. Virgül yok. Oku oğlum oku. Baban gibi eşek olma. Virgül önemli. Dolayısıyla bu yangınları Devlet Bahçeli'nin başlattığını öğreniyoruz burada. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin başlatmış olduğu yangınlarda hayvanları telef olanlar için 5 keçi, 5 koyun, 2 düve kampanyası aziz milletimizin katkı ve destekleriyle devam ediyor demiş. Merhametle uzanan el olma noktasında buluşan herkese teşekkür ediyorum. Sen askıda düve kampanyası başlat. Askıda ekmek var diye. O ne oldu bilmiyorum. Askıda ekmek devam ediyor mu? Ama sen bu askıda düve, askıda koyun, neyse yani bu yardım kampanyasıyla Türkiye'yi niye küçük göstermeye, küçük düşürmeye çalışıyorsunuz ki? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yangın zedelere vereceği imkanları yok mu yani? 5 koyun, 5 sığır bilmem ne, bunları verebilir yani. Sen niye küçük düşürmeye çalışıyorsun? Dallamaya bak ya. Başka? Bitsin ya. Başka da haber yok zaten. Aman yine çok uzadı haberler ya. Kusura bakmayın vallahi. Arkadaşlar ben sesli gazete bitsin. 2 gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Canım arkadaşlarım.